Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size intro hazırlama ve ücretsiz intro nasıl hazırlanır onu anlatacağım. Arkadaşlar, intronuzu size önereceğim bir sitede hazırlayabilirsiniz. Panzoid diye bir site arkadaşlar. Hemen yazalım. Panzoid çıktı hemen. Arkadaşlar şöyle gidiyoruz sitemize. Sitemiz şöyle bir site arkadaşlar. Böyle hazır bir sürü intro var arkadaşlar. Siz bunları göstereceğim arkadaşlar. Tek tek giriyorsunuz arkadaşlar. Beğendiğiniz introyu seçiyorsunuz. Ve ona göre karakterleri yazıp başlığınızı yazıp çıkıyorsunuz arkadaşlar. Başka burada ne var? Şuraya bir tıklayalım. Hemen bir introya tıklayalım. Hemen. Şuna tıkladık arkadaşlar. Şu introya tıkladık. Clip marker dedik. Intro'nun üstüne open in clip marker dedik. Tamam. Intro'muz açıldı şöyle. Açılmak üzere. Bekliyoruz. Açılacak bakalım. Arkadaşlar, introyu montaj programında da yapabilirsiniz. Burada da yapabilirsiniz. Ama bilgisayarınız eğer çok düşük özellikli bir bilgisayarsa ve çok kasıyorsa burada yapmanız sizin iyiliğinize. Çünkü burada internet üzerinden yapmak bilgisayarınızı kasmaz ve işinizi daha da çabuk kolaylaştırır. Zamandan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Şimdi seçtiğimiz intro şuydu arkadaşlar. İntromuzu izlemek için şu göz işaretine tıklıyoruz. Göz işaretine tıkladık. Şimdi intromuzu izleyelim. Böyle bir intromuz var arkadaşlar. Bu intromuzu değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şunu da yapabiliriz arkadaşlar. Çık diyorsunuz. Oraya tıkladıktan sonra arkadaşlar, introyu beğenmediniz diyelim. İnternet üzerinden intro yapmanız daha hızlı oluyor arkadaşlar. Şimdi yine göze tıklıyoruz arkadaşlar. Başlatıyoruz. Fena değil. Fena değil. Şimdi intromuzu hazırlamaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, şurada intromuzun video olarak özellikleri, yani ne kadar kaliteli olacak kısmı var arkadaşlar. Biz şurada 720'yi seçiyoruz arkadaşlar. Daha çabuk renderlansın arkadaşlar. Şuradan intro'muzu şu küp gibi kısım olan kısımdan arkadaşlar intro'muzu yapıyoruz arkadaşlar. Text arkadaşlar. Şu an şu text yazarların hepsi arkadaşlar. İsim, soy isim arkadaşlar. Şu custom yazılan şey ise yazacağınız başlığın karakteri arkadaşlar. Şu orbitini seçerim arkadaşlar. Ondan sonra başlık olarak neyi seçelim? Your buradan var arkadaşlar. Ne yazarım? Sen yazarım. Sen yazdık ya da hiçbir şey. Bu arka başlık arkadaşlar, fark ettiysen şunu hemen silelim. Arka karakter gitti gördüğünüz. O zaman şuna gelelim. Şu neyimi silelim.
Sümleyim de gitti arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şuraya sen diye yazalım bakalım. Şu anda bir etki yapmadı. Silelim. Tamam. Şuraya tekste sen yazıyorum. Alt başlık mı üst başlık mı onu anlamadım. Şimdi fark edeceğiz onu. Ha. Buraya ben yazıyoruz. Sen ben yazacağız başta. Ben. Şimdi alt başlığını sileceğiz. Alt başlık gitti. Tamamen burada. Tamamen ben yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine name var arkadaşlar. Ha. Yor ben. Şimdi buradan arkadaşlar şu yor yazan kısmı buluyoruz. Yor gene onu kaçırdık herhalde. Şu herhalde. Sen diyoruz. Değişmedi. Bir dakika. Test. Sen diyoruz. Evet. Bir şey değişti. Şunu siliyoruz. Sen ben arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu tekstin birisi üst başlık, birisi alt başlık oluyor arkadaşlar. Bunu seçtik arkadaşlar. Başka burada ne yapabiliriz? Arkadaşlar şu tekstteki karakterlerin rengiyle oynayabiliyoruz. Şunu ne yapalım? Kırmızı yapabiliriz. Clouds diyelim. Bir dakika. Şu sen. Heh. Şimdi color. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Bir dakika. Şuradan. Close dedik. Bir siyah seçelim. Bak şimdi siyah oldu. Bir dakika. Kırmızıyı seçelim. Kırmızı. Şimdi sen ben. Olmadı. Mavi seçelim, ne olacak bakalım. Mavi de bir tık olmadı. Bunları böyle yaptıktan sonra arkadaşlar en son şurada başka yapabileceğimiz bir iş var mı ona bakıyorum. Perspektif 3'te diyor. Biz 2'de istiyoruz. 2'de, 3'te şu şekilde. 3'te daha güzel duruyormuş arkadaşlar. Müzik ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada audio file diye arkadaşlar. Şuradan tıklayıp müzik ekleyebiliyorsunuz. Biz hazır olan müziği kullanacağız arkadaşlar. Buradan şuraya geliyoruz arkadaşlar. Hangi formatta inmesini istiyorsanız VBM formatında istiyoruz arkadaşlar. En son bir dinleyelim bakalım. Formatımız bu şekilde arkadaşlar. Tamam, çok güzel olmuş. Start video render diyoruz arkadaşlar en son olarak. Buradan videomuz
Dosyaları cihazda depolama. İzin ver. Arkadaşlar buradan renderlamayla birlikte en sonunda sizin intronuz hazır olmuş oluyor. İntronuz indikten sonra dosyayı açıp şurada Dovland diye bir şey çıkıyor arkadaşlar. Ona tıkladıktan sonra intronuzu kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.